Herkese hello. Bugün yine bir paragrafımız var. İki paragrafımız var. 15. paragraf videomuz. Bugün yine paragrafları analiz edeceğiz. Nelere dikkat etmemiz lazım, nelere bakmamız lazım onları göreceğiz. Bu paragrafları da inceleyip cevaplarını bulmaya çalışacağız. Siz de her gün düzenli paragraf çözüp bu yöntemleri kullanmaya çalışın. Evet, birinci soru. In the early years of the universities. Üniversitenin ilk yılında demiş. Bununla alakalı bilgi istiyor bizden. Üniversitenin ilk yılında neler oluyor acaba? İkiye baktığımızda pek çok üniversite kilisenin desteğinden yararlandığı için demiş. Bununla bağlantılı bir cümle lazım. Kilisenin desteğinden yararlanan üniversiteler hakkında bir bilgi istiyor bizden. Üçüncü soruya baktığımızda da gerçek profesyonel beceriler demiş. Bu gerçek profesyonel beceriler neydi? Neyle alakalı? Bunu bulacağız. İlk üniversiteler 12. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıktı. 1600 yılına kadar da Batı Avrupa 108 tane yüksek öğrenim enstitüsüne sahipti. Ve bunların büyük çoğunluğu da kiliseyle yakınlıklarından dolayı var olan rejimlerden özel ayrıcalıklar elde etmişlerdi. Privilege, ayrıcalık demek. Kiliseyle yakın oldukları için özel ayrıcalıklar elde etmişler. Şu bölüm önemli bizim için. Çünkü ikinci sorunun cevabı buralardan çıkacak. Pek çok Avrupa ülkesinde üniversiteler soyluların ve seçkin tabakadaki insanların çocukları için, oğulları için tasarlanmıştı. Özellikle şurada primarily var. Bizim için önemli. Özellikle soyluların ve seçkin tabakadaki insanların oğulları için bunlar tasarlanmıştı. Scholarly standards were low. Scholarly standards öğretim standartları demek. Öğretim standartları düşüktü. Ve öğretilen konular mesleklerle ilgili değildi. Mesleklerle hiç alakası yoktu. Irrelevant, alakasız demek, low da düşük demek. Öğretim standartları düşüktü. Öğretilen konuların mesleklerle ilgisi yoktu. Education for earning a livelihood in medicine or law, tıp gibi ya da hukuk gibi alanlarda meslek edinebilmek için eğitim, mezun olduktan sonra, okulda bitirdikten sonra çırak olarak çalışarak elde edilirdi. Şimdi burada profesyonel beceriler demiştim. Şu bölüm orayı verebilir. Çünkü bu profesyonel becerileri okuldan sonra çırak olarak elde edebileceğimizi söylüyor. Bu da o üçüncü soru için önemli olabilir. Şimdi birinci soruda demiş ki üniversitenin ilk yıllarında diyor. Üniversitenin ilk yılları şu bölümlerde geçti. A. Pek çok öğrenci meslek sahibi olmak için eğitim almak istiyor demiş. Pek çok öğrenci bunu yapamıyordu. Sadece soyluların çocukları yapabiliyordu. Bu yüzden bunu eliyoruz. B'ye baktığımızda kilise o üniversitelerin öğretilerini onaylamıyordu demiş. Ama kiliselerle bunlar yakın ilişki içerisinde. Bu yüzden bu da doğru cevaplamaz. Batı Avrupa ülkeleri, hükümetleri eğitim konusunda ilgili değillerdi. Ama ilk üniversiteler Batı Avrupa ülkelerinde çıktı. Hatta 1600'e kadar 108 tane enstitüsü vardı buraların. İlgili değillerdi diyemeyiz. Tıp en popüler konuydu ya da meslekti, alandı diyor. En popüler alan olduğuna dair bir bilgi yok. Doğru yanıtımız Edirne olacak. Öğrencilerin çoğunluğu üst sınıf ailelerden gelirdi diyor. Onu da nereden çıkartıyoruz? Şu bölümden çıkartıyoruz. Bu üniversiteler soyluların ve seçkin tabakanın oğulları için tasarlanmıştı. Yani öğrencilerin çoğunluğu üst sınıf ailelerden geliyordu. Doğru yanıtımız şuradaki cümleden dolayı Edirne seçeneği olacak. İkinci soru. İlk üniversitelerin çoğu kilisenin desteğini aldığı için şu bölümden çıkartacaktık bunu. Kiliseyle yakın ilişkileri olduğu için var olan rejimler özel ayrıcalıklar elde etmişlerdi. A'ya baktık. Devlet yetkilileri onlara çeşitli haklar tanımışlardı. A olabilir. Kabul ettikleri öğrenci sayısı hızla yükseldi. Öğrenci sayısından bahsetmiyor.
sundukları eğitimin seviyesi oldukça yüksekti ama standartlar oldukça düşük demişti. Hukuk sunulan önemli konulardan biriydi. Ama burada hani böyle bir şey var ama üniversitenin kiliseyle yakın olmasıyla alakası yok. Hani hukuk sunulan konulardan biri, bölümlerden biri doğru parçada geçiyor ama bunun kiliseyle yakın olmakla alakası yok. O yüzden Denizli olmaz. Bakın Denizli çeldiricilerden biri. Edirne'ye baktığımızda da sunulan eğitim ücretsiz diyor. Herhangi bir parasından bahsetmedi. Ne kadar ödendiğinden ya da ücretli olup olmadığından bahsetmedi. Doğru yanıtımız Aydın seçeneği olacak. Devlet yetkilileri onlara çeşitli haklar sunuyorlardı. Şuradaki special privileges, various rights'ı karşılıyor. Doğru yanıt Aydın seçeneği olacak. 3. Pasajda açıklandığı gibi gerçek profesyonel beceriler üniversite yıllarında öğrenilir diyor. Ama üniversitede öğretilen konuların mesleklerle hiç alakası yoktu. B'ye baktığımızda çıraklık dönemi sırasında elde edilir demiş olabilir. C'de sadece 1600 yılından sonra üniversitelerde önem kazandı. Böyle bir şey geçmiyor. Denizli'de neredeyse her üniversite öğrencisi tarafından edinilirdi. Bu da geçmiyor. Edirne'ye baktığımızda da sadece soyların çocuklarına öğretilirdi. Bu profesyonel beceriler üniversitede alınamıyordu. Bu yüzden Edirne'ye doğru cevap olmaz. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği. Şu son cümleden çıkartıyoruz. Çırak olarak çalışarak bu eğitim elde ediliyordu. Profesyonel eğitim. Bundan dolayı da doğru yanıtımız Bursa seçeneği. Evet, diğer paragrafımıza devam ediyoruz. Dördüncü soru. The popular assumption that 8 hours of sleep per night is essential. Günde 8 saat uykunun gerekli olduğuna dair popüler düşünce demiş. Bunun hakkında bir cümle istiyor bizden. Hani böyle popüler bir inanış olduğunu, bunun hakkında bir bilgi istiyor. Pasajda belirtilen anket göstermektedir. İnsanlar yaşlandıkça demiş. Yaşlandıkça ne olur? Bunu istiyor bizden. Ve 8 saatlik uyku süresi demiş. Bu 8 saatin altındaki uyku süresini vermiş bize. Bununla alakalı bir cümle istiyor. Evet. The effects of sleep loss are subject to a number of popular misconceptions. Uykusuzluğun etkileri üzerine pek çok popüler yanlış düşünce hep konusu olmuştur. Uykusuzluğun etkileri pek çok popüler yanlış kavramlaştırmanın konusu olmuştur. The belief that everyone must sleep 8 hours a night is a myth. Herkesin gecede en az 8 saat uyuması gerektiğine dair inanış bir efsanedir. Bakın şu bölüm 4. sorunun cevabını verecek bana. Bu bir efsanedir diyor. Son yapılan araştırmalara göre, araştırmanın sonuçlarına göre 7 ile 7,5 saat arası uyuyan ortalama yetişkinler ve many individuals function effectively with 8 to 6 hours sleep. 7 ile 7,5 saat uyuyanlar da 5-6 saat arası uyuyanlar da etkili şekilde fonksiyon gösteriyorlar demiş. In fact, aslında nüfusun %20'si, ki bunun çoğunluğu erkeklermiş, sleep less than 6 hours per night. Bir gecede 6 saatten daha az uyuyorlarmış. Another significant fact that sleep time decreases with age. Bir başka önemli gerçek de uyku zamanı yaşla birlikte azalmaktadır. Bakın insanlar yaşlandıkça demişti. Burada yaşla birlikte uyku zamanı azalmaktadır. Şu bölüm şurayı verecek. Çünkü başka hiçbir yerde yaşlanmakla alakalı bir şey söylemiyor. Bir burası söylüyor. O yüzden şu bölümden burayı çıkartacağız. Dörde bakalım. Bu 8 saat uykunun gerekli olduğuna dair popüler varsayım demişti. Ne demişti bunun için? Bir mittir demişti. Yaşlar için doğrudur demiş. Olmaz. Yaşlandıkça daha düşüyor sayı. B'de
bilimsel kanıtlarla desteklenmiştir diyor. Olmaz. Bu bir efsane. O yüzden bu olamaz. Burada tabii mit kelimesini bilmek lazım. Aslında yanlıştır demiş. C'de olabilir. Denizli'de sadece nüfusun %20'si için doğrudur. %20'si 6 saatten daha az uyuyordu. Nadiren tartışılmaktadır. Bu da tartışıp tartışılmadığına dair herhangi bir bilgi yok. Gerçi bir sürü bir sürü çalışmanın konusu olmuş. O yüzden nadiren tartışılmaktadır diyemeyiz. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olacak. Aslında yanlıştır. Myth, fallacy burada yakın anlamlı. 5'e baktığımızda pasajda belirtilen anket gösteriyor ki demiş. İnsanlar yaşlandıkça ne yapacaktık? Buraya bakacaktık. Uyku zamanı yaşla birlikte azalır. Daha az uyurlar. Olabilir. Eskisinden daha fazla uykuya gerek duyarlar. Olmaz. Uyku zamanları 7 ile 8 saat arası değişir. Kaç saat uyuduklarını söylemiyor. Sadece azaldığını söylüyor. 7 saatten daha az nadiren uyurlar. Bu daha fazla uyuyor anlamına geliyor yani. Bu da olmaz. Uykusuzluk problem olmaktan çıkar demiş. Bu da olmaz çünkü daha az uyuyorlar. Burada doğru yanıtımız Aydın seçeneği. Yaşla birlikte azalır demişti. They sleep less and less. Daha az uyurlar. Bu cümleler birbirini karşılıyor. 8 saatin altındaki uyku. Ankette tavsiye edilmiyor demiş. Ama bu yapılan incelemeye göre 7 saat uyuyan da 5 saat uyuyan da aynı fonksiyonu gösteriyor. O yüzden tavsiye edilmiyor diyemeyiz. B'ye baktığımızda önemli etkisizliklere yol açmaktadır diyor. Ama function effectively demişti. Burada etkisizlik ifadesi yanlış oluyor. İlla bir insanın etkili olmasını azaltacak anlamına gelmez demiş. Bu olabilir. Denizli yaşlı insanlarda pek çok soruna yol açar diyor. Yaşlı insanlarda sorunlardan bahsetmedi. Edirne'ye baktığımızda da kadınlar arasında yaygındır demiş ama erkekler arasında daha yaygın. Bundan dolayı Edirne'yi de götürürüz. Doğru yanıtımız burada Ceyhan seçeneği olacak. İlla ki bir insanın etkinliliğini azaltacağı anlamına gelmez. Burada function effectively ile bu cümle yakın anlamlı. Evet, bu pasajımızı da böyle bitirmiş olduk. Ne yapıyoruz? Bunun da cevabı şurada geçiyordu. Onun da cevabı burada geçiyordu. Mutlaka her çözdüğünüz paragrafın sonunda, paragrafları çözerken kesinlikle kelime bakmıyorsunuz ve paragrafı bitirdikten sonra ne yapıyorsunuz? Doğrularınız yanlışlarınızı kontrol ediyorsunuz ve soruyu yanlış yaptıysanız, mesela bunu A yaptınız, cevap C çıktı, bunun cevabını mutlaka burada parçada buluyorsunuz. Neden bu doğru cevapmış? Sizin yaptığınız neden doğru cevap olamazmış? Bunu mutlaka bulmanız lazım. Eğer bunu bulursanız bu şekilde, hani bunun sebeplerini araştırırsanız, sizin seçeneğiniz neden yanlış, doğru cevap neden doğru, bu şekilde giderek paragrafta kusursuz seviyeye ulaşırsınız. Paragrafta en iyi olmanın yolu buradan geçer. Bu şekilde böyle renkli kalemlerle altlarını çizdiğinizde çok rahat bir şekilde bunlar sizi ilerleyen paragraflarda doğru cevaplara götürecektir. Evet, bu da bu haftaki son paragraf videomuzdu. Önümüzdeki hafta yeni paragraflarla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.